Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ek fiil konusunu öğreneceğiz. Çok lezzetli, çok keyifli, çok kolay bir konu. Kolay bir konu mu hocam? Evet Tonguç'um. inanılmaz kolay bir konu. Zaten birazdan göreceksin. Böyle ek fiil dediğim şey böyle zzzz, sinek gibi, böyle arı gibi vızıltı yapan çok basit bir şey. Bir çekime ki beraber göreceğiz. Mesela hatta şöyle göstereyim idi, imiştir. Bunlar sence bir kelime mi Tonguç evladım benim? Hayır hocam. E bunlar neye benziyor? Böceğe benziyor. Çok güzel söyledin. Bunlar gerçekten bir böceğe benziyor, bir sineğe benziyor. Yani bunlar esasında bir ek. Dolayısıyla bunlar bir kelime değil. Yani Ahmet, güzel, kalem, telefon, işte ne bileyim yazı yazmak bunlar bir kelime ama bunlar bir ek. Bunlar böyle bir böcek gibi. Şimdi i̇şte mesela dün sınıfımız çok temiz diye bir cümle olmaz. Dün sınıfımız çok temizdi deyince işte bu ek fiil cümleyi cümle haline getiriyor. Yani isimleri yüklem yapıyor. Ya da eskiden burası çok güzel. Böyle bir cümle olur mu Tonguç? Um? Hayır hocam. O zaman buraya çok güzelmiş diyoruz ve bu ek fiil sayesinde burası bir cümleye dönüşüyor. Yani ek fiil esasında zzz diye gelip konuyor ve isimleri yüklem yapıyor. İşte bu konuyu öğreneceğiz ve 7. sınıf Mayıs programında gümür gümür ilerleyeceğiz. Çok kolay bir konu. Zoru bankalarımızı ve dinamo soru bankalarımızı hazırlayalım. Dersimizin sonrasında bu konuyla alakalı ödevler vereceğiz. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin, videomuz başlasın Tonguç'um. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ek fiil nedir, görevleri nelerdir, olumsuzu nasıl yapılır, sorusu nasıl yapılır, katlı anlamlar nelerdir bunu öğreneceğiz. Son derece basit bir ağrı, konu. Ağrı, vız vız, ağrı, vız, vız vız, diye dolanır. Harika aynen bu kadar basit bir konu Tonguç Eladim benim. Yani ek fiiller esasında tek başına anlamı olmayan ekler ve bu ekler eklendikleri kelimelerin yüklem olmasını sağlıyor. Böyle bir gücü var esasında. Bak şimdi az önce tekrar gösteriyorum. Dün sınıfımız çok temiz diye bir cümle olmuyordu ama dün sınıfımız çok temiz di dediğimizde bu ek fiil böyle geliyordu vızız diye konup bunun yüklem olmasını sağlıyordu. Ya da eskiden burası çok güzel böyle bir cümle olmaz. Güzel kelimesi yüklem değil. Eskiden burası çok güzel. Miş deyince geldi bu imiş buraya kondu ve cümlenin cümle olmasını sağladı. Ve artık cümlenin sonuna nokta koyabiliriz. Dün sınıfımız çok temizdi. Nokta. Eskiden burası çok güzelmiş. Nokta. Mesela sınıfın en iyisi Kerem. Kerem'dir. Dir. Harikasın. Dir diyorum. Bak Kerem'dir diyorum ve noktayı koyuyorum. Bak ne oldu? Dir ek fiili hatta şöyle dir de yazalım buraya. Böyle vızz diye geldi, kondu ve Kerem isminin yüklem olmasını sağladı. Ben iyi bir sporcu yum dediğinde de Burada da ismin yüklem olmasını sağlayan şey yine ek fiilimiz oldu. O zaman ek fiili görünce aklımıza Böcekler, ne gelecek? Böcekler, böcekçikler, sinekler. Aynen böyle küçük ekler geliyor ama çok etkili bunlar. Böyle küçük böcekcik ama gelip konduğu yerde isimleri yüklem yapıyor. Şimdi görevleri nedir? Olumsuz nasıl yapılır? Gel hepsini gösterelim. Şimdi birincisi ek fiil nedir? Ek fiil bir çekim ekidir Tonguç Yani ek fiil bir fiil falan diye. Mesela fiil deyince bana bir fiil söyle. Sevmek, gelmek. Harikasın bak. Seviyorum bir fiildir. Geldim bir fiildir. Tanıyor bir fiildir. Bak bunlar bir fiildir. İsim söyle desen, mesela Ali dersin, işte özel isim, kitap dersin, işte okul dersin. Bunlar da isimdir. Ama bu bir ek. Bu bir kelime değil yani. Sen çalışkan bir öğrenci sin deyince işte bu sin ek fiil. Başkentimiz Ankara dır deyince dır bir ek fiil. Dün maç yapıyormuş dediğimizde muş bir ek fiil. Şimdi burada altını çizdiğim ve kahverengiyle yazdığım eklerin ek fiil olduğunu bileceğiz. Bunların çekim eki olduğunu bileceğiz. Bunların en önemli özelliği böyle öğrenci gibi, Ankara gibi isimleri yüklem yapabiliyor. Onların cümle kurmasını sağlayabiliyor. Şimdi ekfilin görevlerine bakalım. Birinci görevi ki en önemli görevi isimleri yüklem yapıyor. Mesela güzel sözcü bir isim mi? Evet hocam. Mutlu sözcü de bir isim, Ali sözcü de bir isim. Bunlar tek başına yüklem olamaz. Bunların yanına bizim ekfilimiz geliyor böyle zzz diye geliyor, konuyor ve onları yüklem yapıyor. Bak şimdi. Bu kitap çok güzelmiş dediğimizde miş ekfili geldi. Ve bunu yüklem yaptı. Dün çok mutluydu dediğimizde idi ek geldi ve bunu yüklem yaptı. Geçen yıl sınıf başkanı Ali Miş dediğimizde, burada ne oldu? Miş geldi, Ali sözcüğünü, mutlu sözcüğünü, güzel sözcüğünü yüklem yaptı. İşte idi ya da imiş ya da işte ise, dir gibi böyle ekler, zzz diye gelip konuyor ve ne yapıyor Tonguç evladım? Benim? Bizim kanımızı emiyor. Hayır evladım bizim kanımızı emmez. Sivrisinek, sivrisinek geliyor, konuyor, kanımızı emiyor. Ama bunlar kanımızı emmiyor. Bunlar isimlerin yüklem olmasını sağlıyor. Bir de bu ekler aynı zamanda fiilleri birleşik çekimli yapıyor. Birleşik zaman yapıyor. Nasıl yani? Okuyor, şimdiki zamanla çekimlenmiş. Anladı, görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş. Sevmiş, duyulan geçmiş zamanla çekimlenmiş. Sen bunların sonuna imiş, ise, idi ekliyorsun ve ne oluyor? Bunlar bir anda birleşik çekimli oluyor. Okuyormuş. Ne oldu? Şimdiki zamandı. Şimdiki zamana rivayet oldu. Anladı ise, anladıysa diyorsun. Ne oldu? Görülen geçmiş zamandı görülen geçmiş zamanın şartı oldu. Sevmiş diyorsun mesela bak. Miş ve ti yani duyulan geçmiş zaman ve hikaye birleşiyor. Sevmişti diye duyulan geçmiş zaman hikayesi oluyor. Şimdi bunlarda bir tane vardı okuyor anladı sevmiş. Bunlarda ise iki tane var okuyormuş anladıysa sevmişti. İşte bir fiilleri bileşik zamanla yapıyorlar. Bir de isimleri yükleme yapıyorlar. İki tane görev var. Zaten ileriki sınıflarda daha çok birinci görevine odaklanman gerekecek. Yani mesela üniversite sınavında sadece bunu soruyorlar. Ama şu anda biz yedinci sınıftayız. O zaman ne yapmamız lazım? Her ikisini de bilmemiz lazım. Harikasın. Biz şimdi ikisini de bileceğiz. Şimdi, şimdi dinlemiştik ilk fiilin iki tane görevi vardı. Birinci görevi isimleri yüklem yapıyordu. İkinci görevi de fiilleri birleşik çekim yapıyordu. Şimdi ikinci görevini şöyle kenara koyalım. Şuraya koyuyorum. Birinci görevine odaklanalım. Şimdi ek fiillerimiz nerede? Geniş zamanda dir var. Rivayette imiş var. Hikayede idi var. Şartta ise var. SSA değil de ise diyelim buna. Tamam İSE diye yazalım şöyle. Şimdi burada başlıyorum. Ben hatta şöyle yeşil yazayım. Daha güzel olsun. İsimleri ekviye yeşil yazmışız. Ben çalışkanım dediğinde bu geniş zaman. Ben çalışkanım. Bak çalışkan kelimesi yüklenmiş. Sen mühendissin. O zengindir dediğimizde buradaki ekler zzz ye geldiler. Kondular ve isimleri yüklem yaptılar ve geniş zaman. Ben mühendis, sen mühendissin hep mühendissin yani. O zengindir hep zengindir. Geniş zaman. Ama bunun bir de geçmişi var. Mesela gençliğinde çalışkanmış, iyi bir mühendismiş. Ben de başkasından duydum yani. Eskiden zenginmiş dediğimizde burada artık ne oluyor Tonguç evladım? Artık benim? fakir olduğu ortaya çıkıyor. Evet yani bu eskiye ait bir şey. Zenginmiş, mühendismiş, çalışkanmış. Buna benzer şeyler. Tabi burada iyi bir mühendismiş dediğimizde geçmişe ait vazgeçilmiş, unutulmuş bir anlam yok ama anlatmak istediğim bunlar rivayet alıyor. Ama burada önemli olan şey şu. Burada yeşille gösterdiklerim isimlerin sonuna geldi ve onları ne yaptı? Yüklem yaptı. Mesela burada da hikaye geliyor. Lisedeyken çalışkandı. Eskiden iyi bir mühendisti. Çok zengindi dediğimizde buradaki idiler isimlerin sonuna geliyor ve onları yüklem yapıyor. Çalışkansa, iyi bir mühendisse, zenginse dediğimizde burada da ssa onlara şart anlamı katmasını sağlıyor. Burada önemli olan şey şu. Ek fiil isimlerin sonuna geldi ve onları yüklem yaptı. Burada yüklem yapmadı ama şurada, şurada ve şurada yüklem yaptığını görebildik. Şimdi bir de ek fiilin ne hali var? Bir de fiilleri birleşik çekim yapan hali var. Bak şimdi birinci görevini bitirdik. Şimdi ikinci görevine geçiyorum. Burayı kapattım. Şimdi ek fiillerin birleşik çekim yaptığı durumda geniş zaman yok. Sadece rivayet, hikaye şart var. Mesela şöyle. Şartı şöyle güzel yazalım. diye. Şimdi. Çalışıyormuş. Bak. Çalışıyor şimdiki zamandı. Çalışıyormuş olunca ne oldu? Şimdiki zamanın rivayeti oldu. Alacakmış. Alacak gelecek zamandı. Alacakmış olunca ne oldu? Gelecek zamanın rivayeti. Koşarmış. Geniş zamanın rivayeti. O zaman burada birleşik çekim var. Burada birleşik zaman var. Mesela şöyle bakalım. Çalışıyordu. Şimdiki zamanın hikayesi. Alacaktı. Gelecek zamanın hikayesi. Koşardı. Geniş zamanın hikayesi oluyor. Bunlar artık bileşik çekimli fiiller. Çalışıyorsa, şimdiki zamanın şartı. Alacaksa, şimdiki zam şey, gelecek zamanın şartı. Koşarsa. Geniş zamanı şartı. Dolayısıyla şu yeşiller olmadan önce bunlar neydi Tonguç Elad benim? Basit zamanlı film. Harikasın, mükemmelsin. Ama bu yeşiller gelince yani bu ilk gelince artık bunlar birleşik çekimli fiil oldu. Demek ki yeşiller bazen fiilleri birleşik çekim yapıyor, bazen de isimleri yüklem yapıyor. O zaman sen bir cümleye bakacaksın. Eğer o cümlenin sonunda isim varsa %100 ek ekfilde kullanılmıştır. Çünkü isimler ancak ek fiilde yüklem olabiliyor. Fiil varsa da eğer böyle çalışıyormuş, alacakmış, koşarmış, mış, mış böyle şeyler görürsen yani iki tane kipeki varmış gibi olursa o zaman birleşik zamanlı fiil oluyor. Tonguç evladım şey benim. Burada bunların isimlerini de iyi bilelim. Bak şimdi hatta bu isimlerini de bize sorabilirler sınavda. Mesela okuyor diyelim. Okuyor, okuyor. Bunların hepsi şimdi şimdiki zamanı çekimlenmiş. Şimdi eğer sen du dersen bu şimdiki zamanın hikayesi oluyor bak şimdiki zamanın hikayesi. Şimdiki yazıyorum buraya. Şimdiki zamanın hikayesi. Niye şimdiki zaman hikayesi? Okuyormuş olduğunda şimdiki zamanın rivayeti oluyor. Okuyorsa olunca da şimdiki zamanın şart oluyor. Dolayısıyla okuyorsa derse şimdiki zamanı şartlayacaksın. Yormuş şimdiki zamanın rivayeti. Yordu şimdiki zamanın hikayesi şeklinde söylüyorsun. Şimdi bir de ek fiilin tüm çekirdeği benim olumsuzu ve sorusu var bu da çok kolay. Ali çalışkandır dediğimizde burada ek fiilimiz dır. Peki bunun olumsuzu nedir? Ali çalışkan değildir. Harikasın bu kadar basit. Ali çalışkan değildir dediğimizde ek fiilin olumsuz oluyor. Demek ki ek fiilin olumsuzu değil de yapılıyor. Ek fiilin sorusuna bakalım. Ali çalışkandır. Bunun sorusu nasıl oluyor Tonguç Ali Ali çalışkan mı? Harikasın bu kadar basit. Ali çalışkan mıdır dediğimizde soru soruyorsun yani bu kadar basit. Demek ki olumsuzunu değil de yapıyoruz. Sorusunu da mi ile yapıyoruz. Şimdi bir de ek fiilin kattığı anlamlar var. Bu da sınavda çıkıyor. Hatta bizler de sizlere mutlaka Dersimizin sonuna bak burada hatta ekfil alakalı olan sayfayı göstereyim. Nerede? Fiiller, ekfiller. Ha, nerede? Şurada açalım. İlerin yapısı, anlam kayması, zartlardan sorulması lazım. Hemen evet, açıyorum ha, burada bak. Sayfa 174, 175. Burada Dinamo soru bankamıza efsanevi sorular hazırladık. Bu soruları güzel bir şekilde çözmeni istiyorum. Yazılı sorular da var, onları yazılı kampı geldiği zaman çöz Bence şu anda yazılar gelmeden çözme. Bunların her birini takıldığın zaman da okutarak sorularını çözmemiş herhalde benim. Yine zoru bankası, yine ekfiyle alakalı sorularımız var. Hemen zoru bankasında. Ee, Türkçe kısmına geliyorum. Burada hemen nerede bakalım şuraya bulalım. Bir dakika zarflar. Ha ek fiil. Sayfa 74 75 75'i çözmen istiyorum. Yine takıldığın sorular olursa da cevap anahtarına bakıp bırakma. Aynı zamanda karakut okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerden izlemelisin Tonguç Eladım benim. İşte ek fiili de güzel bir şekilde çözeceğiz. Şimdi gel burayı da bitirelim. Burada da sınavında çıkacak. yazılıınıza çıkar burası. Dikkat edin. Her akşam erken yatardı. Bak şimdi her akşam erken yatıyormuş. Ama artık bunu terk etmiş. O zaman biz buna terk edilmiş alışkanlık diyoruz. Terk ettiğini nereden çıkardınız hocam? Hemen söylüyorum nereden anladığımı. Şimdi her akşam erken yatar deseydi bu hala yattığı anlamına gelirdi. Ama her akşam erken yatardı artık yatmıyor gibi oluyor. Dolayısıyla bu terk edilmiş alışkanlık anlamına geliyor. Şimdi eve varmıştır dediğimizde ise bak şimdi eve varmıştır dediğimizde ise burada tahmin anlamı var. Yani olasılık anlamı şimdi eve varmıştır tahminen. Soruyu o sadece soruyu sadece o bilmişmiş dediğimizde ne oluyor sence? Sanki alay ediyor gibi. Aynen alay etme ya da küçümseme anlamı var bak. Küçümseme anlamı katmış. Küçümse soruyu sadece o bilmişmiş. <laughs> İstanbul 1453'te fethedilmiş dediğimizde ise burada da kesinlik anlamı var Tonguç Ayla Hanım benim. Yarın size gelecektik dediğimizde bak yarın size gelecektik dediğimizde burada da gerçekleşmemiş niyet var bak. Gerçekleşmemiş daha gelmemişler. Gerçekleşmemiş niyet anlamı var. Yani bir isteği var. Gelme isteği gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyoruz. Ama gerçekleşmiş. Çünkü diyor, yarın diyor. Daha yarın olmadığına göre gerçekleşmemiş niyet şeklinde söyleyebiliriz. O zaman konumuzu bitirdik sonuç alıyorum. Ek fiilin olumsuzu değil yapılıyor. Sorusu mı ile yapılıyor. Ek fiil isimlere gelirse onları yüklem yapıyor. fiiller birleşik zamanlı yapıyor. Ek fiil bir çekim eki ve bu ek eklendiği ismi yüklem yapıyor Tonguç Elal'im Şimdi senin yapman gereken güzel bir şekilde ödüllü sorumuza yorumlara cevap vermek ve mutlaka İlk fiil ile alakalı zoru banka ve Dinamo'daki soruları çözmek. Bunları Tonguç mağazadan ya yani da sarayın yakın Tonguç şubesinde bulabilirsin. Hadi arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer dersimizde görüşmek üzere.